Biyo İstatistik 13. bölüm. Kikare bağımsızlık testi. Kikare testi özellikle kamuoyu araştırmalarında ve anket yoluyla veri toplanan çalışmalarda sıkça kullanılmakta olan bir bağımsızlık testidir. Kikare dağılımı x1, x2, x3, nokta nokta xn değerlerine karşılık standart değer dönüşümü ile hesapladığımız z1, z2, z3, nokta nokta zn değerlerinin karelerini alarak tanımlayacağımız yeni z2 tesadüfi değişkenin dağılımı ki kare dağılımına uyacaktır. Ki kare dağılımı şekli serbestlik derecesine bağlı olarak değişmekte olan asimetrik bir olasılık dağılımıdır. Ki kare testleri olarak bilinen test grubunda bağımsızlık, homojenlik, belli bir dağılıma uygunluk testleri bulunmaktadır. Ki kare bağımsızlık testi. Ki kare bağımsızlık testi değişkenlerden en az bir nominal ya da ordinal olması durumunda kullanılan ve iki değişken arasında ilişki olup olmadığını tespit etmeye yarayan bir testtir. Ki kare bağımsızlık testinde toplanan veriler kontenjans tablosu adı verilen tablolar ile düzenlenir. Değişkenlerin şıklarının çaprazlandığı hücrelerin içinde yer alan değerlere gözlenen frekanslar denmektedir. İki değişken arasında ilişki bulunmaması durumunda hücre frekanslarının ne olması gerektiğini gösteren frekanslara beklenen frekanslar diyoruz arkadaşlar. Ekranda bir tablomuz var şimdi. İnternet bankacılığı hizmeti alan müşterilerin cinsiyete göre memnuniyet durumu var. Kadın erkek bağlamında memnun mu değil mi şeklinde arkadaşlar. Kaç kişi memnun, kaç kişi değil ve bunların toplamları var. Şimdi hesaplarken bu hesaplamalarda kırmızıyla yazdıklarımız sonuç değerleri. Şimdi 290 değeri var. Memnun olanların sayısı hem kadın hem erkekte toplamda 290. Bu 290 değerini ilk hesaplamada hem şeyler için arkadaşlar, erkeklerin toplamı için hem de kadınların toplamı için çarpacağız ve genel toplama böleceğiz. 290 çarpı 280 yaptığımız bölü 600 yaptığımızda 135,33. Yani 290 çarpı 280 bölü 600 yaptığımızda 135,3 kadınların memnun olan kadınların hanesine yazıyoruz. 135,33'ü. Çünkü bunun için hesaplamıştık. Daha sonra yine aynı toplam üzerinden 290 çarpı 320 bu sefer erkekler hanesine memnun olan erkekler hanesine yazacağız yani. 290 çarpı 320 çünkü erkeklerin toplamı 320 genel toplamı 600 bu da 154,67 hemen altında görüyorsunuz oraya yazdık. Şimdi bir de şeyi uygulayacağız arkadaşlar memnun olmayanları hem kadın hem erkek için 310 çarpı 280 yine kadınlar için 280 310'da memnun değillerin toplamı bölü 600 144,67'yi kadınların hanesine yazıyoruz. 310 çarpı 320, 320 ne? Erkeklerin toplamı. 310 ne? Memnun değil olanların toplamı. Bölü 600 yaptığımızda da 165,33'ü de erkeklerin memnun değil hanesine yazıyoruz. Bu şekilde tabloda bir sadeleştirme yapıyoruz arkadaşlar hesaplamalarda. Ki kare bağımsızlık test hipotezlerinin kurulması. Ki kare bağımsızlık testinin hipotezleri H0 iki değişken birbirinden bağımsızdır ya da iki değişken arasında ilişki yoktur şeklinde tanımlanır. H1 iki değişken bağımsız değildir ya da iki değişken arasında ilişki vardır şeklinde kurulur. Ki kare bağımsızlık testinin test istatistiğinin hesaplanması formülü görüyorsunuz ekranda. Kontenjans tablosunda bulunan her hücre için bir beklenen frekans değeri hesaplanıp yandaki formül kullanarak her hücrenin ki kare test istatistiğine yapacağı katkı miktarı belirlenir. Gözlenen ve beklenen frekansların birbirine eşit olması aralarındaki farkın sıfır olmasına sebep olacak. Bu durumda iki değişkenin tam bağımsız olduğu sonucunu doğurur. Benzer şekilde beklenen frekanslar ile gözlenen frekanslar arasında önemli farklar gözlenmesi durumunda ise iki değişkenin ilişkili olduğu anlaşılmaktadır. Ki kare testinin bir zayıflığı serbestlik derecesi arttıkça ki kare istatistiğinin değerinin artmasıdır. Bu durum gerçekte ilişkili olmayan değişkenlerin aralığında ilişki olduğu şeklinde yanlış bir yoruma sebep olabilir. Ki kare tablo değerinin bulunması. Şimdi bu tablo değerlerinin ki kare tablosunu bölümün sonunda inceleyeceğiz arkadaşlar göstereceğim tablo şeklinde. Ayrıca sınavlarda da bu ki kare tablosu verilecektir size arkadaşlar. Kitapçığın en sonunda hem T dağılım tablosu hem de ki kare tablosu. Ki kare bağımsızlık testinde tablo değeri anlamlılık düzeyinde n-1, k-1 serbestlik derecesinde ki kare tablosundan elde ediliyor. Satır ve sütun sayıları belirlenirken toplam satır ve sütunlara dikkate alınmamaktadır. Formüldeki yani ekrandaki kırmızı formüldeki n satır sayısını K ise sütun sayısını ifade eder arkadaşlar. Buna göre bulunuyor ki karedeki tablo değeri.
Kikare testinde karar alma. Eğer ki tablo değerimiz bulduğumuz değerden büyükse red, eğer ki küçükse kabul şeklinde arkadaşlar. Tablo değeri küçükse kabul yani. Yani tablo değeri bulduğumuz değer tablo değerinden küçükse kabul ediliyor. Tablo değerinden büyükse reddediliyor. Kikare bağımsızlık testi uygulamaları. Bir örneğimiz var. Bir televizyon programını izleyici kitlesi araştırılıyor. Bu amaçla 500 kişiyle görüşülerek TV bu programını izleyip izlemedikleri soruluyor ve elde edilen bulgular aşağıdaki tablo ile düzenleniyor. Buna göre cinsiyetin programının izlenmesi üzerinde etkili bir değişken olup olmadığını araştıralım. Anlamlık düzeyi 0.05 verilmiş. H0 cinsiyet ile programın izlenme arasında ilişki yoktur hipotezi. T1 ise ilişki vardır deniyor yani. Şimdi şey yapalım, yine aynı şekilde bölümün başındaki gibi hesaplamalarımızı çıkaralım arkadaşlar. 70 değerinin görüldüğü programı izleyen kadın sayısının yer aldığı hücrenin beklenme frekansı bu hücrenin satır ve sütun toplamlarının çıkarılıp toplam gözlem sayısının bölünmesiyle elde ediliyor. Benzer şekilde diğer hücrelerin de beklenen frekanslarını hesaplayalım şimdi. NK değerlerini sonra açıklayacağım. Şimdi kadınların, izleyen kadınların toplamı, yani izliyor izlemiyorum toplamı 250. Erkeklerin de aynı şekilde 250. Hem erkek hem kadınların izleyen kadınların toplamı 230. Hem erkek hem kadınların toplamı da izlemeyenlerin 270. Genel toplamda 500. Yani paydamız 500 olacak bunda her hesaplamamızda, her formülümüzde. Şimdi 270 değerine izlemeyen 270 çarpı 250 kadınlar için hesapladığımızda, şimdi 270 çarpı İlkte izleyen kadınları hesaplayalım mesela en şeyde 230 çarpı 250 yapıyoruz yani. İzleyenlerin toplamı ile kadınların hem izleyen hem izlemeyen kadınların toplamını çarpıp 500'e böldüğümüzde 115. Aynı işlemi erkekler için yaptığımızda yani 270 çıkarmış izlemeyen erkeklerin. İzleyen erkekler de 250 çıkmış genel toplamda o da 135 çıkmış. Sonra 230 izleyen kadınlarla daha sonra şeyi, genel toplamı kadınların genel toplamını 250 çarpı bölü 500 115 270 çarpı 250 bölü 500 o da 135 çıkarmış. Şimdi en sayımız kaç? 2. Sütun sayımız K 2 arkadaşlar. Bu şekilde şeyler sonuçları bulduk ve 115 neydi? İzleyen kadınlar için bulduğumuz değerdi. Yazdık tabloda kırmızıyla. İzlemeyen kadınların değeri 135'ti. Daha sonra izleyen erkekler 115. İzlemeyenler de 135 arkadaşlar. Devam edelim şimdi. Tabloyu ekranda görüyorsunuz. Küçük bir şekilde yukarıda şey görünmesi için oraya küçülttüm. Şimdi kikare test istatistiğini hesaplamak gerekirse, kikare test istatistiğini hesaplamasında kullandığımız yandaki formülde 4 tane gözlenen ve beklenen frekansın farkları üzerinden hesaplanan katkı değerleri yer alır. Bu değerlerden her biri o hücrenin kikare test istatistiğine yaptığı katkı miktarını gösterir. Şimdi tabloda kırmızı ile işaretlediğimiz değerler şimdi hesaplama esnasında bize kolaylık sağlayacaktır. Şimdi ilk şeyi hesaplarken mesela 70-115 bölü 115, daha sonra 180-135 bölü 135. Bunların karesi alınıyor tabii. 70-115'in karesi şeklinde. 160-115 bölü 115. Daha sonra 90-135 bölü 135 şeklinde. Daha sonra bu işlemleri yerine uyguladığımızda sonuç 65.22 çıkıyor. Şimdi anlamlılık testinde 0.05 ve V eşittir N eksi 1 çarpı K eksi 1 yani 2 eksi 1 çarpı 2 eksi 1 yaptığımızda 1 çıkıyor. Bir serbestlik derecesinde tablo değerimiz 3.81 görüyorsunuz kare tablosunda. 0.050'de bir serbestlik derecesinde 3.81 tabloda bu şekilde buluyoruz. Bu durumda bulduğumuz değer tablo büyüktür tablo olduğundan H yani şeyden küçük olduğundan tablo değeri anlamlılık değerinden küçük olduğundan H0 reddedilmekte ve alternatif hipotez kabul edilmektedir. Sonuç olarak TV programının izlenmesiyle cinsiyet arasında bir ilişki bulunduğunu %95 olasılığı ya da %5 hata olasılığıyla
0.05 anlamlık düzeyini kabul etmiş oluyoruz. Kontenjan tablosunda iki değişken ışıklara dağılımına baktığımızda programı izleyenlerin genel olarak erkekler olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla cinsiyet bu TV programı izlenmesi üzerinde etkili bir faktördür ve programı daha çok erkekler izlemektedir diyebiliriz. Bir diğer örneğimiz, bir hastanede dünyaya gelen bebeklerin annelerin yaşı ile bebeklerin doğum aralıkları arasında ilişki bulunup bulunmadığı araştırılıyor. Bu amaçla 200 gebe kadın takip alınarak şu bulgulara ulaşılıyor. Aynı şekilde çarpımları yapıyoruz arkadaşlar. Öncelikle hipotezlerimizi belirleyelim. S0 annelerin yaşı ile bebeklerin doğum aralığında arasında ilişki yoktur. H1 annelerin yaşı ile bebeklerin doğum aralığı arasında ilişki vardır şeklinde. Her bir hücre için beklenen frekanslar 120 çarpı 120 bölü 300. Genel toplama bölüyoruz hepsini. İlk hücre ile mesela düşük kilo olan şeyini bölüyoruz, çarpıyoruz. Daha sonra bölüyoruz. 48, 110 çarpı 120 bölü 300 yapıyoruz. Daha sonra 70 çarpı 120 bölü 300 yapıyoruz. 28 sonucuna ulaşıyoruz. 120 çarpı 180 bölü 300 yapıyoruz arkadaşlar. Normal kiloları buluyoruz. 110 çarpı 180 bölü 300. Daha sonra 70 çarpı 180 bölü 300 yaptığımızda değerlere ulaşıyoruz. İki değişkenin bağımsız olması durumunda beklenen frekanstan neler olması gerektiği yandaki şekilde hesaplanan kontenjans tablosunda ilgili hücrelerin içinde kırmızı olarak gösterdik arkadaşlar. Bunlar çünkü bunları yazmamızdaki sebep şimdi hesaplamalarda bize kolaylık sağlayacak. Şimdi hesaplamalarda da bu tablolarda olduğu gibi yazdığımızda 30-48/48 hepsini tek tek yazdığımızda sonucumuz 40.66 çıkıyor arkadaşlar. Devam edelim. Evet, 40.66 durumunda şimdi 0.05 ve V eşittir N-1 K-1 yani 2-1 çarpı 3-1 eşittir 2 serbestlik derecesinde tablo değerimiz kaç çıkıyor? 0.05'te yine tabloyu görüyorsunuz, küçük bir şekilde aldım. 5.991 çıkıyor arkadaşlar. Değerimiz tablo değerinden küçük olduğu için H0 reddedilmekte ve alternatif hipotez kabul edilmektedir arkadaşlar. Tam tersi olsaydı kabul edilecekti. Yani tablo değerimizden büyük olsaydı eğer bu bulduğumuz değer anlamlık düzeyinden şey olacaktı arkadaşlar, kabul edilecekti. Evet, iki kare tablosu var ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar sınavlarda soru kitapçıklarının ardında verilecek arkadaşlar. Yani serbestlik derecesine bakacaksınız. 1 mi, 2 mi, 3 mü, kaç buluyorsanız şimdi ne yaptık? Mesela N-K'dan bulduk hepsini. Ona göre anlamlık düzeyinde yukarıdan bulacaksınız. 0.05 mi, kaç mesela? 2 olduğunda biz kaç bulmuştuk? 5.991 bulmuştuk. Bu şekilde buluyorsunuz arkadaşlar. 1 olduğunda 3.841 bulmuştuk. Evet, bahsedeceklerim bu kadar. Teşekkürler.